Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne devri yapılan birimlerde incelemelerde bulundu. İncelemeye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş, Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil, MASKİ Genel Müdürü Yakup Koç, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Enöz, Ulaşım Daire Başkanı Mümin Deniz, Fen İşleri Daire Başkanı Yılmaz Gençoğlu, Kent Estetiği Daire Başkanı Serpil Çakır, Akhisar İlçe Koordinatörü Doğan Ensivri ve ilgili birim müdürleri de eşlik etti. Başkan Ergün ve beraberindekiler ilk olarak Akhisar Köy Dolmuşları'nın kullandığı otoparkı inceledi. Hem buradaki muazzam bir trafik kargaşası ortadan kaldırılıp hem de daha sizlerin de rahat park yapabileceği alanlar itibariyle. Ama vatandaşın alımı gene buradan linç seferiyle buradan gelince kalınca 5 dakika 10 dakika bekleyip doldurup gidecek. Söz konusu alanla ilgili Büyükşehir Belediyesi olarak bazı projelerinin bulunduğunu belirten Başkan Ergün, vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu. Akhisarlıların sorunlarını da dinleyen Başkan Ergün, köy dolmuşları için mevcut stadyumun alt kısmında bir otopark yapmayı planladıklarını, bu otoparkı hayata geçirmeleri durumunda köy dolmuşları için de yer ayıracaklarını söyledi. Yerlerin altında otopark işte. Belki o otopark alanının içerisinde biz köy dolmuşları için İnşallah. Ayrı bir güzergah biraz önce başkanla bunu konuştuk. Tamam. Halep'te de bulundum. İnşallah. Yani benim seçim döneminde de burayla ilgili düşüncelerim projemin içerisinde olan. Tahmin ediyoruz zaten. Hani biz altını yapalım dedik başkanı, üstünü de sen yap başkan dedik. Öyle bir teklifte bulunduk. Yani hem otopark sorunu bilsin hem köy dolmuşlarının gene burada konuşlanmasını sağlayacak bir birim olsun. Köy dolmuş otoparkı incelemesinin ardından Başkan Ergün, Dağdere Mahallesi'nden Akhisar ilçe girişine kadar olan ve 20 mahalleyi birbirine bağlayan yolda yürütülen asfaltlama çalışmalarını da inceledi. Fen İşleri Daire Başkanı Yılmaz Gençoğlu ve Akhisar ilçe koordinatörü Doğan Ensivri'den çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Ergün, yoldaki düzenlemenin birçok mahalleye nefes aldıracağını söyledi. İncelemenin ardından yapımı tamamlanmak üzere olan Büyükşehir Hizmet Binası'nı da inceleyen Başkan Ergün, müteahhit firmadan çalışmalar hakkında bilgi aldı, eksikliklerin giderilmesi için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. Ardından 2015 yılında MASKİ bünyesine alınacak olan Akhisar Atık Su Arıtma Tesislerini de inceleyen Başkan Ergün, yetkililerden tesisler hakkında bilgi aldı. 2012 yılının sonunda inşaatı tamamlanıp, 2013'ün başından itibaren işletmeye alınmış bir tesis. 2013'ün sonuna kadar da aynı firma ihale gereği işletmesini yapmış bu tesisin. Tesisin kapasitesi 18 bin metreküp bölü gün. Şu an ortalama 15 bin, 16 bin civarı günde suyu, atık suyumuz buraya giriyor. Ve atık su Çevre Bakanlığı'nın istediği kriterlere uygun bir şekilde de çıkış suyumuz sağlanmış oluyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devri tamamlanan Akhisar Ototerminali ve şantiyesinde de incelemelerini sürdüren Başkan Ergün, inceleme gezisi hakkında açıklamalarda bulundu. Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı'yı ziyaretinden sonra, Büyükşehir'in vatandaşlara hizmet götüreceği birimlerle ilgili yapılan hizmet binalarını yerinde inceleme fırsatı bulduklarını belirten Başkan Ergün, şunları söyledi. Öncelikle Akhisar Belediye Başkanımız Salih Hızlı'yı ziyaretlerde bulunduktan sonra Büyükşehir bünyesinde Büyükşehir'in vatandaşa hizmet götüreceği birimlerimizle ilgili ziyaretlerimizi saydığınız yerler 5 bölgeydi. Bugün yerinde inceleme fırsatı bulduk. Sonuçta orada çalışacak olan ekiplerin, koordinatör müdürlüğümüzün ve çalışacak tüm personellerin şu anda çalışmaları zaten günü gününe devam ediyor. En kısa süre içerisinde öncelikle Büyükşehir Hizmet Binası'nın yerini açmak hedefimiz ve orada yapılanmamızı sağlamak. Bugün de gördüğünüz üzere birimlerimizden asfalt şantiyesindeyiz. Biraz önce de yolda çekimlerini yaptığınız alanda Akhisar'da kısmi olarak yol yamaları ve tamirlerinin köy yollarımızın startını verdik. Bundan sonra bu süreç daha da hızlanmış olacak. İlçelerimizde bu birimlerimizi teslim aldıkça Büyükşehir olarak hizmetlerimizi vatandaşımıza, mahallelerimizde, köylerimizde eski adıyla
Beldere eski adıyla sonuçta buralarda bu hizmetleri götürmek amacındayız. Bunun çalışmaları içerisindeyiz. Sahadayız. Bütün ekibimizle, genel sekreterimiz, yardımcılarımız, maske müdürümüz, genel müdürlerimiz, bütün daire başkanlıklarımızdan beraber yerinde bizzat konuları, eksiklikleri görerek bir an önce bu eksikliklerin ve devir alınmaların sağlanması sürecini hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Aksar'ın da şu anda garajını teslim aldık 10 gün öncesi itibariyle. Orada bütün birimlerimizde çalışan güvenliğinden, bahçe bakımından bütün tahsildar kadrosuna kadar yapılanmamız sağlandı. Yine mezbaadaki çalışan mezbaanın devir teslimi yapıldı. Arıtmanın da yılbaşı itibariyle şu anda bir işletmeci firmada olduğu bilgisini zaten almıştık. Yılbaşı itibariyle de mevcut arıtma testlerinin maske bünyesinde artık konuşlanması çalışmaları da ihaleleri hazırlığı başladı. Sonuçta baktığınızda bu hizmetler tabii bir geçiş döneminden geçiyoruz. Sıkıntılı bir süreci, bütün ilçelerde yapılanmaları yaratmaya çalışıyoruz. Bunlar en kısa süre içerisinde inşallah 1-2 ay içerisinde netleştiği takdirde bütün her yerde birimlerimiz artık çalışır hale personelleriyle beraber hizmet verme noktasında çalışmalarını yapacaklar.